Ama Haber Bülteni Ali Efendioğlu ile başlıyor. Efendim iyi akşamlar Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıklar izliyoruz. Hello. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, eski başbakan Haydar el-Ibadi kabul etti ve ülkedeki genel durumu ve son gelişmeleri ayrıca yasama seçimlerinin dosyasını tartıştılar. Uluslararası Para Fonu, Irak'ın Arap Körfezi ülkeleri arasında en yüksek ekonomik kalkınmasının kaydedeceği vurgulandı. Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tüm itirazların yargı kurulu tarafından incelenmesinin ardından seçimin nihai sonuçlarının açıklandığını, daha doğrusu açıklanacağını belirtti. Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Ali El Freyci terör örgütü DAEŞ'e ait iki sığınağın imha edildiğini bildirdi. Petrol Bakanı İhsan Abdülcabar ülkenin Petrol ve gaz kaynaklarına optimum yatırım yaparak yaparak ulusal ekonominin sürdürülmesi konusundaki kararlılığını doğruladı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Riyaz Abdülemir Emir yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısının kullanımının arttığını açıkladı. Tekrardan hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, eski Başbakan Haydar İbadi'yi kabul etti. Ülkedeki genel durumu, son gelişmeleri ve yasama seçimlerinin dosyasını tartıştılar. Görüşmelerinde güvenlik ve istikrarı korumak, ülkedeki sivil ve toplumsal barışı güçlendirme, ulusal safları pekiştirme, herkesi birleştirme ve sorunların çözülmesinin konuları da vurgulandı. Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tüm itirazların yargı kurulu tarafından incelenmesinin ardından seçimin nihai sonuçlarının açıklanacağı belirtildi. Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu sözcüsü Nebras Abuso da basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak yargı daha doğrusu yargı, yargı kurulunun seçim sonuçlarına ilişkin sonulan itirazların tamamını incelemesinin ardından Komisyon itiraz dosyasını kapatıp seçimin nihai sonuçlarını açıklayacak dedi. Uluslararası, daha doğrusu uluslararası para fonu Irak'ın Arap Körfezi ülkeleri arasında en yüksek ekonomik kalkınmasının kaydedeceğini vurguladı. Uluslararası para fonu tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan %2,8 Birleşmiş daha doğrusu Birleşik Arap Emirliği'nin ise %2,2 ve Irak'ın ise %3,6'lık bir ekonomik kalkınmasına tanık olacağını belirtti. Öte yandan Petrol Bakanı İhsan Abdücabbar, ülkenin petrol ve gaz kaynaklarına optimum yatırım yaparak ulusal ekonominin sürdürülmesi konusundaki kararlılığını doğruladı. Bakan petrol sektöründeki sahalarının geliştirilmesi, gaz, gazın daha doğrusu optimal yatırımı ve rafinaj endüstrilerinde modern teknolojinin kullanılması için planları bir daha doğrusu stratejiye göre çalıştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Elhanun, Türk-Irak Forumu'nun tüm tarımsal tarımsal daha doğrusu ve endüstriyel yönlerinden tarımsal ve su kaynakları projelerini ele aldığını belirtti. Hannun daha önceki bir bültende yaptığı açıklamada yatırım şirketlerine son dönemde sağlanan kolaylıkların ardından Irak'ın büyük Türk yatırım şirketlerin geleceğini doğruladı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin El Hafaci, Sincar Anlaşması'nın uygulanması için hiçbir engel yok dedi. El Hafaci yaptığı açıklamada, Sincar'da federal polis güçleri ve güvenli güçlerinin konuşlandırıldığını belirterek, Sincar Anlaşması'nın önünde bir engelin olmadığını kaydetti. Sincar sınırının güvenlik güçleri tarafından ...kontrol edildiğini kaydeden Hafaci terör gruplarının bölge, daha doğrusu bölgede bulunmasına izin verilmeyeceğini aktardı. Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Ali El Freci, terör örgütü DAEŞ'e ait iki sığınağın imha edildiğini bildirdi... Kerkük'te düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulunan El Freci, iki teröristin yakalandığını, bir grup füzenin ele geçirildiğini belirtti. Freci, operasyon kapsamında Daîş'e ait iki sığınak imha edildi, Daesh üyesi iki terörist yakalandı, 14 el yapımı bomba ile daha doğrusu 7 füze ele geçirildi dedi. Konuyla ilgili Kerkük'e uzanıyoruz. Muhabirimiz Ali Nadir bize daha fazla detayları açıklayacaktır. Ali Nadir ilk önce iyi akşamlar. İyi akşamlar Meslek Ali. Ali. Az önce e, gördüğümüz gibi e, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı e, Operasyonlar Komutanı Ali El Freyci'nin açıklamaları oldu. Kerkük'teki emni durum hakkında Kerkük'teki. daha fazla detaylar senden alsa. طبعا اوبراسيونال دوام دي ايدري بس ده 16 اكتوبر دون صوره يعني كاكي قوات اتحادي كاكي غير مدن صوره بس ده كاكي امنيه جن بجن ده ها قاعد ده ها امنيه اولو اون صوره ده بس ده عمليات مستمر يعني قائد قائد مقر المتقدم علي الفريجي اللي هو علي الفريجي دير بريان جبر خطه اتباعي بو بو keçən günlərdə növbə biz vaxtında həvəsatırdə durardıq, də əcgələndə də dəaşb qan şanda durardıq. İndi yo bir yengi bir xodda idən başladıq biz biz kemin qurmaq üçün. Yəni əvvəldə əşgə gələr, e, e, yəni gecələr öz keyfini görək çovalardı bəzi mənalıqda xüsusən cənub qərkək tauq qan şəhərində. İndi yo başladıq biz kemin qurmaq üçün. Daha hətta o, o hərəkətin də şərlətdik. Ondan sonra da bizdə عمليات مستمر دا يعني من عند قرقة أول كي داعش تطلع يد يدنا يدعش تطلع أبر قوانين عين مطلوب تطلع مضافة تطلع صواريخ تطلع يعني معدل الإطلاق بلا حبسن بعض قراصيرنا ده بلا حبسن يعني gözü ögüne koyula. Ondan da sonra yani aşın e, e, yani muatın diye muatınlar hapsa hamdolsun olsun diyele e, biz har daydık indi har emniyet çok Doğru. E, bir e, öge gelir. Doğru. E, Ondan sonra bizde bir nokta daha biri var. Bir, Doğru. Bir, Devam et. Daha bir nokta da var. Bizde bizde bundan e, iki gün evvel bizde lüjnet, e, şey bizdə mətar açılacaqdır. Yəni bu mətar açılacaq nəyə görə? Qəli, görə e, mənası əmniyyət tamamdır. Əmniyyət tamam olmaq üçün mətar, e, yəni indi bizdə Sultatta yarımədən 2 gün dilicnədə burdakı Ərkiqdə mətarı içərədən fəhs edirlər, e, mədənləri fəhs edirlər. E, yəni cihazlar fəhs edir, zavodlar fəhs edirlər. Özər bizdə bundan 3 aylıq müddət, yəni bir müvafiqə vərdiməbdəyi mətar açılması 3 ay. E, i̇ndi 3 ayın bitəcəy çonudur. Və indi bu licnəyə gəldim nihai qərar vermək üçün. Fa baktı da hem dostun e, emniyet durumu tamamdı, C e, ...matarın istedadat e, tamamdı. İnşallah da biz de muhasele eder muhafızdan, ayrı kimselerden, ...matar tamam. içinden, mesullerden değil de, İnşallah inşallah gelen günlerde matarın e, açılığı olacaktı. Ee, onu konuşalım biraz hani e, operasyonlar hakkında biraz da e, konuştuğu konuştu bugün yeni bir e, şeyden başladılar terör örgütünün karşısına almaya ə əməliyyatların bölgələrini biz anlatsan Kərkükün haqqı bölgələrində. Ə e, təbən bizdə e, bölgələr e, cənub Kərkükdü. Yəni bizdə e, hər əməliyyat olanda e, bizim əməliyyatımız hardan başlar? Yəni e, da əşqan e, e, şəhərində bizdə var Raşad e Rəşad Hara bağlıdır, Salahaddinə bağlıdır. Tavq, Qayşarı Aynə Salahaddinə bağlıdır. E o məsafəyə <vy> ki, o Cebel-i Həmriynə yaxındır. Cebel-i Həmriynə Cebel-i Həmriynə o məntəqə bir-kəs yani Sem bel dağ ökmün Cebel-i Həmriynə həbsə dağlıqdır, dərədir. Orda Daeş bir bir məlji amin tapıb indiki halda. E o o mantıqa mahsurdu bir kəlkükdə e, yerindeydi. O ameliyat her vaxt o taraflarda oldu. Bəs o kalın taraflarda yok, Hamdolsun olsun, o vazal müstakirdi. bir e, korku yoktu özünden, qayet ameliyatı bunu təkid edir. İndi de kim, bizde biz de o bir taraflardan, o, bir şeylerden görmemişik, hiç bir hareket. Bəs bu taraflarda da var, İnşallah da bizim kuvvet emniyemiz bunlar için hazırdır. Doğru. bize bu bilgileri aktardığın için Ali, sana teşekkür ediyoruz. Haydi Şabi'deki Doğu Ambar Operasyon Komutanlığı ilin doğu bölgelerini aramak ve DAEŞ kalıntılarını kovalamak için bir güvenlik operasyonu başlattığını duyurdu. Haydi Şabi Duruk daha doğrusu kurumunun kurumundan alınan açıklamaya göre Hacli Şabi'deki Doğu Ambar Operasyon Komutanlığı güçleri Ambar'ın doğu bölgelerini aramak ve DAEŞ kanıtlarını kovalamak için bir güvenlik operasyonu başlattığını duyurdu. Güvenlik durumunun istikrarından sonra Diyale iline göç eden 99 aile tekrardan Salahattin iline bölgelerine geri dönmeye başladılar. Detaylar haberimizde. Diyale ve Salahattin ilinin güvenlik liderliğinin gözetiminde ilgili taraflardan Diyale ilinde yerlerinden yedilmiş 99 aile Salahattin iline veda etti. 2014 yılından 99 göçmen ailesi köyleri temizlemeden sonra bir gün tekrar yurtlarına dönüyorlar. Biz Samarra Operasyon Hücresi olarak 99 göçmen ailesini aldık. Kendi evlerine dönecekler ve bütün önlemleri aldık. İnşallah her zaman güvenlik altında olacaklar. Ve inşallah راح يكونون في مناطق وراح يرجعون مناطقهم ولا مناطق çok teşekkürlerimizi sunuyoruz kardeşlerimize için. Kendileri yanımızdaydı, yaşıyordular 8 yıldır. İnşallah kendi evlerine sakselim dönerler. Göçmen aileleri ise Diyal halkından ve emniyet teşkilatlarının teşekkürlerini sundular. Yani, yani, Ruhumuz gerçekten çok yüksek, çok neşedeyiz. Çünkü kendi diyarımıza dönüyoruz. Diyal halkı kapılarını açtılar. Bizim için gerçekten çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok şükür köylerimiz güvenli oldu. Göçmen ailelerimiz de dönmeye başladılar. 8 yıldan sonra göçmen aileleri diğer elinde bugün 99 aile kendi evine Salahaddin elinde döndü. Bağ, daha doğrusu başkentteki Bağdat Şorca pazarında bulunan bir depoda yangın çıktığı bildirildi. Bağdat Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bağdat'taki Çorca pazarında bulunan baharat deposunda yangın çıktığı bir belirtildi. Sivil savunma ekipleri tarafından söndürülen yangının maddi hasara yol açtığı kaydedildi. Müzik Irak'ta son 24 saatte 568 yeni vaka tespit edildi. 14 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre toplam vaka sayısı 2 milyon 73 bin e, can kaybı ise 23 bin 642'ye yükseldi. Bir gün 1006 hastanın sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 32 oldu. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Riyaz Abdül Emir yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısının kullanımının arttığını açıkladı. Abdül Emir koronavirüs aşısının günlük kullanımının arttığını ve 2 yaş üstü kişilere sadece Pfizer aşısının uygulanacağını söyledi. Irak'a ulaşan aşıların tüm şehirlere dağıtıldığını bildiren Abdül Emir şu ifadelerde bulundu. Günlük uygulanan daha doğrusu günlük uygulanan aşı dozu 70 bine ulaştı. Bu bir ilk oldu. Aşı kullanımına olan ilgi arttı. Vaka oranını düşürmek için bu sayının üstüne çıkmayı planlıyoruz. Koronavirüsün dördüncü dalgası büyük tehdit oluşturuyor. Aşı kartı gelecekte yurt dışına yapılan seyahatlerde ve devlet daha doğrusu devlet dairelerinde kullanılacak resmi bir kart haline getirebilirir. Osmanotu ilçesinde okul krizi devam ediyor. Özellikle öğrenci sayısının fazla olması ve okullar sayısının az olması büyük sıkıntıya neden oluyor. Okul krizi ve öğrenci sayısındaki artış özellikle eğitim ve öğretim kurumlarına ve öğrencilere olumsuz yansıyor. Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tuzformatu ilçesindeki okullarda endişeler devam ediyor. Okullardaki öğrenci sayısındaki artış bazı okulların yıkılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Tuzhurmatu ilçesinin muzdarip olduğu eğitim alanı yeni okulların inşa etmesiyle çözülecektir. Okul sayısında ki eksiklikler özellikle de öğrencileri ve eğitim alanını da olumsuz etkiliyor. Sınıf başına 50 ile 60'tan fazla öğrencinin bulunması ise büyük sıkıntılara yol açıyor. Toz ilçesinde eğitim alanında bir yetkili ise onu ile ilgili mikrofonumuza şöyle konuştu. Hakikaten merkez al kaza, cümle al had, şekil şekilde la yusaf. Özellikle Eğitim Bakanlığı'nın son kararlarından eğitim kurumları ve öğrencileri için devam zorunluluğunun Olması açıklamalarının ardından eğitim yılının başlamasıyla birlikte okul sayısındaki ciddi bir krizin acısını çekmekteyiz. Çoğu okulda özellikle de ilk öğretim okullarında büyük ölçüde göçmen çocuklarının var olması sayılarının da oldukça fazla olması sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla eğitim sürecinin ilerlemesini kolaylaştıracak bazı çözümler geliştirmek gerekiyor dedi. Belarus'un Avrupa Birliği ile olan sınırından Avrupa'ya göç arayışındaki kişilerin Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına geçiş çabaları sürerken bu devletlerin güvenli güçlerinin göz daha doğrusu söz konusu grupları geri ittiği bildirildi. Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada hali hazırda Belarus'un AB ile sınır, daha doğrusu sınırlarındaki durumun gergin olduğu vurgulandı. Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü'nden hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti. Hayatta kalan 15 göçmenin Libya'nın batısındaki daha doğrusu Zuvara kentinde karaya çıkıldı daha doğrusu çıkıldığı belirtildi Yaşanan son trajedi ile birlikte bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi İran Devrim Muhafızları Basra Körfezi'ndeki kaçak mazot yüklü yabancı bir gemiye el koyduklarını açıkladılar Devrim Muhafızları Cumartesi günü Basra Körfezi'nde kaçak mazot yüklü yabancı bir gemiye el koyduklarını açıkladılar. Devrim Muhafızlarının komutlarından Ahmet Haycan geminin 11 mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı. Ancak uyrukları veya geminin hangi bayrağı taşıdığı hakkında bilgi vermedi. İran Devlet Televizyonu, Hacıya'nın incelemenin ardından 150 bin litreden fazla kaçak mazot bulunduğuna değindiğini aktardı. Devrim muhafızlarının yakınlığı ile bilinen yarı, Resmi Fars haber ajansının yayınladığı görüntülerde sürat tekneleri geminin yolunu kesiyor ardından maskeli ve silahlı devrim muhafızları gemiye biniyor. Subvansiyonlar ve ABD yaptırımları karşısında ulusal para birimlerinin değer kaybetmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarının dünyanın en ucuzları arasında yer aldığı İran, karayoluyla komşu ülkelere ve deniz yoluyla Körfez ülkelerine akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Bu nedenle sık sık Körfez ülkelerinin akaryakıt kaçırdığını söylediği teknelere el koyuyor. Hajiyan, İran'ın ekonomisini korumak için devrim muhafızlarının denizlerdeki akaryakıt kaçakçılığıyla kararlı bir şekilde mücadele edeceğini söyledi. Covid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 226, Meksika'da 216, Kolombiya'da 50, Arjantin'de 19, Peru'da 17, Şili'de 30 kişi ve Guatemala'da 47 kişi hayatını kaybetti. Salgında son 24 saatte Brezilya'da 226, Meksika'da 216, Kolombiya'da 50, Arjantin'de 19, Peru'da 17, Şili'de 30 kişi ve Guatemala'da 47 kişi hayatını kaybetti. Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Brezilya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 612.370'e yükseldi. 13.355 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22.3317'ye çıktı. ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21.214.823 olarak açıklandı. Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saat 216 kişi yaşamını yitirdi. 3837 yeni vaka tespit edildi. Salgında toplam can kaybı sayısı 292.145, vaka sayısı ise 3.858.831 iyileşenlerin sayısı 3.219.816 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika COVID-19 verilerinin derlendiği Voldemeters internet sitesine göre dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor. Kolombiya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128.013'e çıktı. Son 24 saatte 2157 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5.042.822'ye, iyileşenlerin sayısı 4.884.383'e yükseldi. Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla diplomatik temsilcilik açmasına onay veren Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdü. İlişkiler maslahat güzar seviyesinde sürdürülecek dedi. Çin egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla diplomatik temsilcilik açmasına onay veren Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdü ilişkiler maslah güzel seviyesine sürdürülecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Litvanya ile diplomatik ilişkilerini Büyükelçinin altında maslahat güzel düzeyinde sürdüreceğini açıkladı. Bakanlık daha önceki açıklamasında Tayvan Temsilci Ofisi adıyla kurulan temsilciliğin Çin ve Tayvan'ın ayrı olduğuna dair yanlış bir izlenim yarattığı, tek Çin ilkesini ihlal ettiği ve Litvanya'nın Çirkan Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kuran bir dergideki siyasi taahhüdüne aykırı olduğunu vurgulamıştı. Kararın Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği, Çin'in iç işlerine ağır bir müdahale olduğu vurgulandı. Çin hükümeti bu son derece elim kararı güçlü şekilde protesto eder, hükümet Çin'in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumak için tüm gereken tedbirleri alacaktır. Litvanya tarafı ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumludur. Açıklamada Litvanya hükümetinden yanlışı derhal düzeltmesini talep ederek dünyada tek bir Çin vardır. Tayvan onu ayıramaz bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümettir ifadelerine yer vermişti. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken daha doğrusu sokağa çıkarken başkent Paris'teki eylemde şiddet olayları çıktı. Fransa'da sarı yelekliler gösterinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken başkent Paris'te eylemde şiddet olayları çıktı. Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığı'nın yanındaki meydanda toplanan binlerce sarı yelekli eylemci Victor et Helen Baş meydanına yürüdü. Polis yürüyüş sırasında birçok kez kordon oluşturarak eylemcilerin yürümesini engelledi. Eylem sırasında polis ve protestocular arasında çatışmalar çıktı. Polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin bazı eylemcileri çopla darb ettiği de görüldü. Göstericiler birçok çöp bidonunu ve çeşitli maddeleri ateşe verdi. Eylemde bulunan gönüllü sağlık çalışanları polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralanan birçok kişiye tıbbi müdahalede bulundu. Macron yönetimine karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız gibi sloganlar attı. Gösteride kamuoyunun üzerine Macron, Paris Emniyet Müdürü Dieter Lament ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili karikatürler asıldı. Karikatürler hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. Şimdi de haber başlıklarını tekrar hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Berhem Salih eski Başbakan Haydaril İbadi'yi kabul etti ve ülkedeki genel durumu, son gelişmeleri ayrıca yasama daha doğrusu seçimlerinin dosyasını tartıştılar. Uluslararası Para Fonu Irak'ın Arap Körfezi ülkeleri arasında en yüksek ekonomik kalkınmasının kaydedeceğini vurguladı. Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tüm itirazların yargı kurulu tarafından incelenmesinin ardından seçimin nihai sonuçlarının açıklanacağını belirtti. Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Ali Freyci terör örgüsü DAEŞ'e ait iki sığınağın imha edildiğini bildirdi. Petrol Bakanı İhsan Abdülcabar ülkenin petrol ve gaz kaynaklarına optimum yatırım yaparak ulusal ekonominin sürdürülmesi konusundaki kararlılığını doğruladı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Riyaz Abdülemir yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısının kullanımının arttığını açıkladı. Haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.